Tabii. Yani şimdi ben zaten şeyi de anlatacağım. Bu venture capital tarafında ben kariyerimi nasıl o tarafa doğru şekillendirdim, investment banking sonrasında oraya da geleyim. Direkt olarak soruyu hani cevaplamak gerekirse bu tamamıyla sorun cevabı depends. Yani değişken. Tamamıyla değişken. Neye göre? Ama güzel bir soru tabii ki. Bu neye göre değişken? Bir sektöre göre değişken. Hangi sektörde yatırım yapıyorsunuz? Eğer diyelim ki bir robot, industrial robotics alanına yatırım yapıyorsanız farklıdır. E-commerce alanına yapıyorsanız farklıdır. Software as a service dediğimiz şirket yazılımları alanında yatırım yapıyorsanız farklıdır. Sosyal medya, mobile application sürecinde baktığınız metrikler ve aldığınız karar mekanizmaları biraz daha farklıdır. Ben genel olaraktan bahsedeyim. Yani genel olaraktan kastım, dünyada bir sorunu çözen, biz spesifik bir markete odaklanan bir iş modelinden, bir startuptan veya erken aşama bir şirket, teknoloji şirketinden gidelim. Bu şirketlerde ilk olarak baktığımız şey, bu arada ilk dediğim şey, dedim ilk depends demiştim, birincisi sektör. İkincisi ise hangi aşamada olduğu. Çok erken aşama, yani kuluçka aşaması dediğimiz bir yerde yatırım yapmış olmakla 2 sene sonra şirketin gelir yaratmaya başladığı, kullanıcıların olduğu, müşterilerin olduğu aşamadaki baktığınız metrikler farklıdır. Ki onların yatırımcıları da farklıdır. Hani tohum aşama yatırımcı farklıdır. Seed investor. Series A ve Series B dediğimiz, seri A ve seri B turlarında yatırım yapan yatırımcılar farklı. Ve daha da sonrasında da daha kurumsal yatırımcılar ön plana girer. Uber hikayesinden gidelim mesela. Uber ilk çıktığında muhtemelen 2 tane girişimci çıktılar. Biz dediler bu taksi marketini yani kişisel taşımacılık pazarını disrupt edeceğiz. Muhtemelen ya kendi öz sermayeleri vardı veya family ve friends dedikleri işte arkadaşlarına, eşten, dosttan ufak bir sermaye toplayıp bu işe giriştiler. Sonrasında da baktılar bir yerde muhtemelen bir pilot program yaptı Uber ve iyi sonuçlar aldı. Sonrasında da İlk yatırımcıya gittiler. Angel investor dedikleri, melek yatırımcıya. Dediler ki bizim kardeşim 1 milyon dolara ihtiyacımız var. Eğer bu 1 milyon doları verirsen bak biz böyle bir application yaptık. Böyle bir uygulamamız var. İş modelimiz bu. Biz bunu scale etmeyi planlıyoruz. Hızlıca büyütmeyi planlıyoruz. Şu şehirlerde. O yatırımcıdan o parayı aldılar. Sonrasında bir sene sonrasında bu sefer venture capital'lara gittiler. Erken aşama venture capital. Seri E yatırımcılarına gittiler. Dediler ki biz 5 milyon dolar istiyoruz bu sefer. Şirketimizi daha çok büyüteceğiz. Yeni şehirlere açılacağız. Şu kadar reklam yapacağız. İşte developerlar alacağız. Application'ımız artık daha iyi olacak. Daha böyle iyi çalışan bir application gibi gibi. Bu sonrasında bu 5, 10, 30, 100, 500 şeklinde gidiyor. Yani Uber'in en son aldığı yatırım turunda ki hala yatırım alan bir şirket. Çünkü hala büyüyen bir şirket Uber. Yani Amerika'da artık neredeyse bir satürasyon doygunluk noktası ulaşmışsa bile Uber diğer Amerika dışındaki ülkelerde hızlıca yani agresif yatırımlarla büyüyen bir şirket. Yani en son aldığı yatırım turunda da galiba bir 400-500 milyon dolar aldı. Değerlemesi de yani yaklaşık bir 70 milyar 80 milyar dolar üzerinden bir değerleme aldı. Yani artık tamamıyla farklı bir lig. Bu arada ben Uber'in değerlemesi 70-80, yani kimisi 100 de diyebilir. Bu tabii artık subjektif bir konu ama bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Sabancı Holding ve Koç Holding'in merak eden kişiler gitsinler internette baksınlar. Market cap, piyasa değerine. Ne kadar büyük oldu, yani ne kadarlık bir piyasa değeri olduğuna. Yani yanlış hatırlamıyorsam Sabancı Holding'in piyasa değeri böyle bir 5 milyar dolar olsa gerekli galiba. Yani ben de bakayım hakikaten bir dakika. Evet, yaklaşık pardon 10 Türk lirası Amerikan doları bazında yaklaşık bir 5 milyar dolarlık bir piyasa değeri var Sabancı Holding'in. Uber'in piyasa değerlemesi 70-100 milyar dolar arasında. Buradan aslında bir konuya daha bağlamak istiyorum. Ne kadar global düşünmesi gerektiğini. Türkiye'deki yeni mezun adayların, ikinci, üçüncü sınıf kişilerin veya profesyonel hayatına başlamış olan kişilerin ne kadar global düşünmesi gerekliliğinin ufak bir örneğini de vermiş oldum aslında. Uber daha kaç yıl önce kuruldu? Şu an ulaştığı market değeri şu. Ama bizim çok büyük dediğimiz böyle wow işte Sabancı Koç aslında öyle geliyor. Benim için de öyleydi.
ben de üniversite yıllarını okurken benim için Sabancı Holding çok büyük bir şirketti. Ama sonrasında fark ettim, wow dedim, yani hakikaten ölçek Türkiye dışında, yani İngiltere, Amerika, özellikle Amerika'da çok daha büyük yerlerde ve bu nedenden dolayı da bu genç arkadaşlarımız hepsinin day one global düşünmesi lazım.